Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün canlılarda beslenme şekilleri konumuz olacak. Gençler ekoloji ünitesine başlamıştık. Ekolojik kavramları yaptık. Ekosistemi etkileyen faktörleri de anlattık. Bugün canlılarda beslenme şekillerini öğrenmiş olacağız. Mart ayını bitiriyoruz. Yarın da dünyada göçler karşınızda olacak diyeyim gençler. Hemen canlılarda beslenme şekilleriyle alakalı ödevlerinizi de verip konu anlatımına geçiş yapayım. Ekoloji ünitesi son ünitemiz zaten yavaş yavaş dönemin sonuna da geliyoruz gençler. Ekolojik basamakları, ekolojinin kavramlarını anlatmıştık. Ekosistem ekolojisinde abiyotik faktörler, biyotik faktörler de bizim için bitmişti. Aslında bugünkü konumuz biyotik faktörlerin tekrarı gibi olacak diyeyim gençler. Daha sonra da biyokütle, biyolojik birikim, besin zinciri, besin ağı kısımlarına geçiş yapacağız. Sayfa 151'e kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan ona da. Dinamo Soru Bankomuzdan da hemen sayfa numaralarını söylemiş olayım size gençler. Yani bugüne kadar yaptığımız her şey sayfa 142'ye kadar olan kısım. Hepsini tamamlamış olmanız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak ne dedik? Bugünkü dersimiz canlıların beslenme şekilleri. Yani canlılar beslenme şekillerine göre kaça ayrılır? Bugünkü dersimizde göreceğiz. Ama küçük bir hatırlatma yaparak da tabii ki başlamak istiyorum dersime. Biliyorsunuz ekoloji konusunda konular birbiri içerisinde ilerlerken devamlı olarak tekrar da ediyor. O yüzden bu kavramları iyi bilmemiz gerekiyor. Türün tanımını daha önce söylemiştik. Ne demekti tür? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlı türlerine aynı tür canlılar ismini veriyorduk aynı tür canlılar belirli bir alanda bir araya geldiği zaman da popülasyon adını verdiğimiz toplulukları meydana getiriyorlardı. Yani popülasyonlara sınırları belli bir alanda bir tür canlının oluşturduğu topluluktur diyebiliriz gençler. Sonra popülasyonlar sınırları belli bir alanda bir araya geldiği zaman komünite adı verilen birliktelikler yaşam alanları meydana geliyordu. Sınırları belli bir alanda birden fazla tür demekti. Sınırları belli bir alanda birden fazla tür bir araya geldi, bir de ekosistemi etkileyen cansız çevre, abiyotik faktörler işin içine girdiyse o zaman da ekosistemler meydana geliyordu. Hep söylüyorum. Mesela sana dedi ki Akdeniz ekosistemi. Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan bahsediyor hem de oranın suyundan, pH'ından, sıcaklığından yani cansız faktörlerinden bahsediyor. Ekosistemlerin büyükleri ne? biyom ismini veriyorduk. Mesela çöl biyomları var. Tropikal yağmur ormanı biyomları var. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı katmanın tamamına bir yerden de biyosfer veya ekosfer kelimesini kullanıyorduk. Bunlar iç içe geçmiş organizasyon basamaklarıydı aslında organizma bir araya geldiği zaman popülasyonları, popülasyonlar komüniteleri, komüniteler ekosistemleri, ekosistemler biyomları, biyomlar da biyosferi, ekosferi meydana getirmiş oluyordu. Farklı iki ekosistemin kesişim noktasına ne demiştik? Ekoton ismini vermiştik. Ekotonlarda canlı çeşitliliği çok oluyordu. Çünkü iki ekosistemine de ait canlıları buralarda görebiliyorduk gençler. Ama birey sayıları az olacaktı. Rekabetin de fazla olduğu alanlardan bahsediyoruz. Daha sonra kısacası canlının adresine ne demiştik? Habitat demiştik. Bir canlının yaşamını en iyi şekilde sürdürebildiği, adapte olduğu, uyum gösterdiği alana o canlının habitatı diyorduk. Tabii ki canlı türüne bağlı olarak habitatların büyüklüğü değişiklik gösterebilir gençler. Canlılar habitatlarını da zaman içerisinde değiştirebiliyordu. Ekosistemde canlının üstüne düşen işe ekolojik nişi ismini veriyorduk gençler. Ekosisteme etkileyen faktörleri de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir canlı faktörler etkileyecekti. Yani üreticilerden, tüketicilerden ve ayrıştırıcılardan bahsediyorduk. Aslında ayrıştırıcı canlılar da tüketici canlıların bir alt grubudur. Ama ekolojik nişleri yani ekosistemdeki görevleri çok önemli olduğu için ayrı bir başlık açtık. Ekosisteme etkileyen cansız yani abiyotik faktörlere baktığımız zaman da toprak, su, enerji kaynağı, sıcaklık, iklim, bunlar ekosistemi etkileyen abiyotik faktörlerde, toprakla kastettiğimiz şey tabii ki toprağın yapısındaki mineral maddelerde buna dahil oluyordu diyeyim. Canlılar enerji ihtiyacını karşılamak, yapım, onarım tepkimelerinde ihtiyaç duydukları maddeleri temin etmek için de tabii ki beslenmek zorundalar. Yani beslenmekteki amacımız ne? Aslında o besinden enerji (ATP) elde edeceğiz. Aynı şey solunum için de geçerliydi. Ben besini alacağım, solunum tepkimelerinde yakacağım. İster oksijenli olsun, ister oksijensiz, ister fermentasyon olsun fark etmez. Solunum tepkimelerinde bunları yakıp ATP elde etmek istiyorum. O yüzden de canlıları beslenme şekillerine göre 3'e ayıracağız gençler. Bizim bir üretici canlılarımız olacak. Üretici canlıları kaba taslak nasıl aklımda tutacaktım? Bunlar inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen canlılardı. Üretici canlılara aynı zamanda ototrof canlılar ismini de veriyoruz. İnorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken güneş enerjisinden yararlanan canlılara fotoototrof canlılar ismini veriyoruz ama sadece güneş enerjisi enerji kaynağı değil ekosistemlerde kimyasal enerji sayesinde de besin zincirleri oluşabiliyor başlatılabiliyor kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılara kemoototrof diyeceğiz Fotoototroflar fotosentez yapar. Kemoototroflar ise kemosentez tepkimelerini gerçekleştirerek kendi besinlerini kendileri üretir. Heterotrof canlılar ise tüketici canlılardır. Bunların içerisinde besinlerini katı parçalar halinde alanlar var. Etçil, otçul, hepçil diye gruplara ayıracağız. Besinlerini katı parçalar halinde alan canlılara holozoik beslenen canlılar ismini vereceğiz. Ayrıştırıcı canlılar hetero Zotrof canlıların bir alt basamağıdır. Çünkü onlar da besin ihtiyacını doğadan hazır olarak alıyor. Ama ekolojik niş bakımından çok önemli olduklarını unutmayacaksın. Ayrıştırıcı canlılar ne yapacaklar? Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmüş olacaklar. Heterotrof canlıların bazıları da simbiyotik yaşam gösterir. Size en başta söylemiştim. Biz bu sene ne görüyoruz? Ekosistem ekolojisi. Aranızda sayılabiliriz sayısal seçecek olanlar 11. sınıfın sonunda da komünite ve popülasyon ekolojisi denilen bu ünitenin devamı olan üniteyi görecek gençler. Komünite ve popülasyon ekolojisi içerisinde simbiyotik yaşayan canlıları da öğreneceğiz. Yani bu sene öğrenmeyeceğiz bunları detaylı detaylı ayrıntılı ayrıntılı ama seneye ki ekoloji konumuzun içerisinde olacak. Simbiyotik yaşam ne demek? İki veya daha fazla canlı bir arada yaşıyorsa buna simbiyoz yaşam ismi veriliyor. Bazen iki canlı bir arada yaşadığı zaman iki canlı da bu birliktelikten yarar görebiliyor. Bazen biri zarar görüyor, biri yarar görüyor. Bazen biri etkileniyor, diğeri fayda görüyor gibi farklı farklı çeşitleri söz konusu olabiliyor. Örnek vereyim kafamızda birazcık otursun neyi kastediyorum. Mesela bit geliyor kafama yerleşiyor. Bit benimle birlikte yaşamaya başlıyor. Bitin karnı doyuyor. Kendine yaşayacak yer buldu. Yani bu ilişkiden yarar görüyor. Ama kanımı emdiği için bana zarar vermiş oluyor. Parazitlik bit çeşit simbiyotik yaşam örneğidir. Ama benim bağırsağımda B ve K vitamini üreten bakteriler var. Birlikte yaşıyoruz. Onlar B ve K vitamini üretip bana veriyorlar. Ben yarar görüyorum. Ben de onlara yemek ve ev verdiğim için onlar da bu birliktelikten yarar görüyorlar. Görüyor. Yani iki canlı karşılıklı yarar ilişkisi görmüş oluyor diyeyim gençler hem ototrof hem heterotrof iki tane örnek vereceğiz sadece öglena ve böcekçil bitkiden bahsedeceğiz bu canlılar fotosentez yapabiliyorlar yani kendi besini kendileri üretebiliyorlar ama bazı maddeleri doğadan hazır olarak da alabiliyorlar ekolojik nişin üstünde tekrardan duyayım durayım ekolojik niş ne demekti ekosistemde canlının üstüne düşen görevden bahsediyorduk yani canlıların mutlaka ekosistemde yaptıkları bir görev var Ha diyor demiştim ya size. Canlıların neslinin tükenmesini istemiyoruz. Çünkü her canlı ekosistem için önemli. Ya falanca canlı zararlıdır. Yılanlar insanlara zarar veriyor. Yılanları yok edelim diye bir şey olmaz. Sen tutar da yılanları yok edersen bu sefer yılanların besin olarak tükettiği mesela farelerin sayısı aşırı derecede artar. Ekosistemde her canlının bir görevi var. Ben oksijen alıyorum, karbondioksit veriyorum, benim, benim verdiğim karbondioksiti ototrof canlılar kullanıyor gibi. Ekosistemdeki görevlerine göre de yani ekolojik nişlerine göre de canlıları üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar diye gruplandırabiliriz. Tabii bunları şimdi açmaya başlıyorum. Üretici canlı ne demekti? üstüne basa basa söylüyorum inorganik maddelerden organik madde sentezliyor bu canlılar inorganik maddeleri 9. sınıfta gördük neden bahsediyorum su asit baz tuz minerallerden mesela bitkilerin fotosentezini düşün bitkiler fotosentez yaparken ne yapıyorlar karbondioksitle suyu birleştiriyorlar buradan besin sentezliyorlar atık olarak da oksijen üretiyorlar onların atık olarak ürettiği oksijen oksijen solunum yapan canlılar için gerekli bir madde oluyor diyeyim gençler. Üretici canlıların tabii ki madde döngülerinde çok önemli bir yeri var. Üretici canlılar olmazsa ekosistemde besin yani organik maddeler sentezlenemez. Organik madde olmaması da diğer canlıların yok olması anlamına gelecek. Fotoototrof ve kemoototrof canlılar olarak biz bunları ikiye ayırdık. Işık enerjisini, güneş enerjisini kullanarak kendi besinini kendi sentezleyenlere fotoototrof diyeceğiz. Fotosentez yapacaklar. Kemo ototroflar ise kimyasal enerjiyi kullanarak kendi besinini kendi sentezleyecek, kemosentez yapacaklar. Fotoototrof ve kemo ototrofları kendi içerisinde bir gruplandırayım. Gereken kısımları da şuradan göstermiş olayım. Şimdi bir canlı fotoototrofsa klorofil pigmentine sahiptir. Fotosentez yapabilir. Fotoototrof canlılara kimler örnektir? Bir kere bazı bakteriler fotosentez yapabilir biliyor. Mesela bitkiler fotosentez yapabiliyor. Öglena, alk bunlar fotosentez yapabiliyor. He. Fotoototrof canlılar o zaman Prokaryot şöyle yazayım. Prokaryot hücre yapısına da sahip olabilir. Aynı zamanda ökaryot hücre yapısına da sahip olabilir. Çünkü bakteriler prokaryot, bitkiler ökaryot canlılardır. Kemoototrof yani kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezleyen canlıların klorofil pigmenti yok. Kimler kemoototroftur? Bazı bakteriler kemoototroftur bazı arke türleri de yine kemoototroftur. He, bakteriler ve arkeler prokaryot olduğuna göre kemosentez yapanların tamamı birden prokaryottur diyebilirim. Bazen soruları yazarken cümleleri karışık karışık yazıyoruz ya. Sanki çok karmaşık bir şey soruyormuşuz gibi. Hayır bundan bahsediyoruz. Kemoototrofların tamamı prokaryottur. Fotoototrofl prokaryotta olabilir, ökaryotta olabilir diyeyim gençler. Yine önemli bir noktanın üstünde daha durayım. Fotosentez yapsın, isterse kemosentez yapsın. Hangisi olursa olsun Mutlaka karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır. Yani fotosentezde de kemosentezde de karbondioksit mutlaka tüketilir. İkisi de atmosferdeki karbondioksit oranını azaltır. Yeşil bitkiler, algler, klorofile olan bakteriler dediğimiz gibi fotosentez yapabiliyor. Kemosentez yapanlar da demir bakterileri, kükürt bakterileri, azot bakterileri gibi bakteriler olabiliyor diyeyim gençler. Geliyorum tüketici canlılara. Tüketici canlılar dediğimiz zaman da besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılayan canlılarmış. Holozoik beslenenler neydi? Bunlar besinlerini katı parçalar halinde alan canlılardı etçil, otçul, hepçil diye gruplandıracağım. Bir de simbiyotik yaşayanlar vardı. Simbiyotik yaşayanlar dediğim gibi bu senenin konusu değil. Bir de bizim ayrıştırıcı dediğimiz grubumuz söz konusu oluyordu. Hayvanlar alemindeki canlılar mesela tüketici, heterotrof, holozoit beslenen canlılara örnektir. Yılan, ayı, kaplan bu gruba dahil oluyor. Mantarların da heterotrof olduğunu unutmayın. Mantarların topraktan çıkması aktif Aktif olarak hareket etmemesi onların üretici olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Mantarlar da besinlerini dışarıdan doğadan hazır olarak alıyorlar. Aynı şekilde bazı bakterilerde heterotrof beslenme özelliğine sahiptir diyeyim. Tüketici canlıları dedim ya katı parçalar halinde alınca holozoik canlılar olarak isimlendireceğiz. Holozoik canlıları da otçullar yani herbivorlar, Etçiller yani karnivorlar, hepçiller yani omnivorlar olarak üçe ayıracağız. Otçul dediğin zaman neyle besleniyor? Sadece bitkisel besinlerle besleniyor. Üretici canlıları yiyerek besleniyor. Ben aklımda diğer ismini nasıl tutuyorum? Ot her yerde, otçullar her yerde yemek buluyor. her Herbivor bunlar diyorum. Koyun, keçi, geyik, fil, inek bunların hepsi otçul canlılara örnek olacak. Etçil canlılar dediğimiz zamanda besin zincirlerinde e, bizim birincil tüketici dediğimiz canlılarla yani aslında hayvanlarla beslenen canlılardan bahsediyoruz. Sadece etle beslenecekler, sadece etle beslendikleri için bunların karnının çok büyük olması lazım. Etçillere de karnivorlar ismini veriyoruz. Aslan, kurt, akbaba, örümcek, kaplan bunlar etçil canlılara örnek olacak. Hepçil canlılar omnivorlardır. Omnitorenksten aklınızda kalabilir her şeye dönüşüyor ya. Hem bitkisel besinlerle besleniyor hem hayvansal besinlerle besleniyor. Mesela insanları düşün. Tavuk yiyorsun, inek eti yiyorsun yani etçil besleniyorsun. Ama aynı zamanda işte maydanozdur, ıspanaktır. Bunlarla da besleniyorsun. Hepçil bir canlıya örneksin. Ayı, karga bunlar da hepçil canlılara örnektir. Böyle çok bilindik örnekler sorularda karşınıza çıkar. Hangi canlının böyle etçil mi, otçul mu bilebileceğin kalıplar karşına çıkar. Şimdi otçular sadece otla besleniyorlar ya. Otla beslendikleri için bol bol selilozlu bitkileri yiyorlar. Hayvanlar alemindeki canlılarda da selilozu sindirecek enzim üretilmiyor. Bitkilerin böyle parçalanması, sindirilmesi daha kolay olsun diye otçul canlılarla etçil canlıları birbiriyle karşılaştırırsan otçul canlıların sindirim kanalları çok daha uzun oluyor. Ya da diş yapılarına bakacak olursan beslenme şekilleri göre diş yapılarında da farklılık oluyor. Mesela otla beslenen bir hayvanın böyle kesici dişlerinin çok kuvvetli olmasına gerek yok ki. Ama etle beslenen bir canlının kesecek, parçalayacak dişlerinin çok kuvvetli olması gerekiyor diyeyim. Dişler, çene, bağırsaklar tabii ki beslenme şekline göre farklılaşmalara sahip oluyor. Geliyorum ayrıştırıcılara. Ne yazmıştık? İnorganik maddelerden Organik madde sentezleyebilen canlılar bizim için ototrof canlılardır. Ototrof canlılar bu organik maddeleri sentezledi. Mesela işte glikozdur, proteindir, yağdır, bir şey yaptı, karbonhidrat, protein, yağ, organik bir besin sentezledi. Ben gittim bunu yedim. Benim vücudumda da organik maddeler var. Üreticilerin vücudunda da organik maddeler var. Biz öldüğümüz zaman veya oluşturduğumuz bir atın tekrardan inorganik maddelere dönüşmesi lazım ki ekosistemin devamlılığı söz konusu olsun. Mesela bitki topraktan mineral maddeleri aldı, fotosentez yaptı, bunu besine çevirdi. E topraktaki mineral maddeler azaldı. Ne yapacak? İşe ayrıştırıcı saprofit canlılar girecek. Ayrıştırıcı canlılar bunları parçalayacak. Parçaladıkları zaman toprak inorganik madde bakımından tekrar zenginleşmiş olacak. Aksi durumunda tabii ki bu minerallerin tükenmesi, bitmesi söz konusu olabilirdi. Hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle organik atıkları parçalayıp inorganik maddelere dönüştürebilen canlılara ayrıştırıcı saprofit çürükçül canlı ismini veriyoruz. Sindirim enzimleri gelişmiş olan ayrıştırıcılar sindirdikleri besinleri hücre içine alarak metabolik tepkimelerde kullanacaklar. Kimler ayrıştırıcı canlıları örnektir? Mesela bazı bakteriler ayrıştırıcı, bazı mantarlar ayrıştırıcı, protista alemine dahil olan cıvık mantarlar da ayrıştırıcı. Mesela koskocaman diyeyim ki işte bir tane fil öldü. Fil öldüğü zaman toprakta Kimler gelip parçalayacak bunun yapısındaki organik maddeleri? Bakteriler. Bakteri gelip fili nasıl parçalayacak? Buradaki bakteri enzimlerini dışarı gönderecek. Enzimleriyle bu organik maddeleri parçalayıp inorganik maddelere dönüştürecek. Kendisi için gerekli olanları tekrardan vücuduna almış olacak. O yüzden ayrıştırıcı canlıların enzimleri çok iyi gelişmiştir diyoruz. Ayrıştırıcılar oluşan inorganik maddeleri dış ortama verir. İnorganik maddeler de bu canlılar sayesinde ekosistemde üreticilerin tekrar kullanımına açılmış oluyor ayrıştırıcı bir mantar olan istiridye mantarını mesela örnek olarak vermişler ayrıştırıcı bakteriler dediğimiz bakteri grubumuzda var bu canlılar ekosistemdeki tüm canlıların beslenme basamaklarında etkili oluyorlar şey gibi düşün bir besin zinciri yazacağım otu çekirge yedi çekirgeyi kurbağa yedi kurbağayı yılan yedi yılanı kartal yedi diyeceğim e hadi bu besin zincirinde ayrıştırıcıyı nereye yazalım ayrıştırıcıyı her yere yazmak zorundayız. Ot da ölür, çekirge de ölür, yılan da ölür, kurbağa da ölür, kartal da ölür. Her canlı öldüğüne göre ekosistemdeki her basamakta ayrıştırıcı canlılar görev yapıyor. Geliyorum hem üretici hem tüketici canlılara. Dediğim gibi iki tane örneğimiz var. Bir böcekçil bitki bir de öglena karşımıza çıkacak. Öglena protista alemine dahil tek hücreli bir canlıydı. Kamçısıyla hareket ediyordu. Protista alemine dahil olduğuna göre ökaryot hücre yapısına sahip gayet kloroplast organeli var. Yani ışık varlığında kloroplast organelinde fotosentez yaparak kendi besini kendisi üretiyor ama ışık olmadığı zaman besinle dışarıdan hazır olarak alabiliyor. İstisnai bir özelliktir. Onun hayatta kalma şansını tabii ki arttırmış oluyor. Çünkü işine geldi mi kendi besini kendi üretiyor. İşine geldi mi dışarıdan hazır olarak alıyor. Geldim böcekçil bitki. Böcekçil bitki de şu durum söz konusu: Böcekçil bitki azotça fakir topraklarda yaşıyor. Azotça fakir topraklarda yaşadığı için topraktan azot ihtiyacını karşılayamıyor. Bunun yaprakları çok hızlı kapanma özelliğine sahip, güzel kokular salgılıyor yapraklarından böcekleri falan kendine çekiyor. Böcekler gelip konduğu zamanda hop yapraklarını kapatıyor. Yapraklarını kapattıktan sonra böcek içeride hapis kaldı haliyle sindirim enzimlerini buraya göndermeye başlıyor. Böceği burada parçalıyor. Böcekten azot ihtiyacını karşılıyor. Azot ihtiyacını böcekten karşıladığı için heterotrop. Kloroplastı olup fotosentez yaptığı için de ototrof beslenme özelliğine sahip oluyor. Yani böcekçil bitki sadece azot ihtiyacını hazır olarak böcekten karşılıyor diyeyim. Buradan da sorularımıza geçiyorum gençler. Aşağıdaki olaylardan hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir? Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir şeyden bahsettiğimize göre üreticide de olacak, tüketicide de olacak, ayrıştırıcılarda da yine bu özellik görülecek. İnorganik maddelerden organik madde sentezi bir kere bu sadece ototrof canlıların yapabildiği bir durumdur. Tüm canlılarda ortak diyemem. Polimer yapılı besinleri hücre dışında monomerlerine parçalama. Polimer ne demek? Büyük yapılı. Büyük yapılı besinleri enzimlerine dışarıya göndersin. Hücre dışında bilsin diyor mesela ototrof canlılar bu işi yapamazlar ototrof adam niye besinini parçalasın ki adam kendi besini kendi üretiyor dışarıdan aldığı bir şeyi enzim gönderip de parçalamasına gerek yok kimyasal enerjiyle organik madde sentezi diyorsa ototroftur ama kimyasal enerjiyi de söylediğine göre bu adam kemosentez yapıyor kemo ototroftur tüm canlılarda görülür diyemeyiz. Organik besiklerden enerji üretme dediği zaman solunumdan bahsediyordur. Solunum canlıların ortak özelliğidir. İster oksijenli olsun, ister oksijensiz olsun, ister fermantasyon olsun. Her Canlı mutlaka bir tepkime sonucunda ATP yani enerji üretmek zorunda. İster kendi besinini kendi sentezlesin ister dışarıdan alsın fark etmez. Organik atıkları inorganik maddelere çevirebilen canlılarda tabii ki ayrıştırıcı canlılardır. Bu da tüm canlılarda ortak olarak görülmez. Hemen diğer soruma geçiyorum. Foto -ototrofla kemo ototrofların ortak bir noktasından bahsetmiş. Şurada burayı da mavi renkli göstermiş. Fototrof foto ve kemoototrof canlılarla ilgili ven şemasında taralı bölgeye olaylarından hangileri yazılabilir diyor. Yani hem fotoototroflar yapsın hem kemoototroflar yapsın istiyoruz. İnorganik maddelerden organik madde sentezlemek ototrofların ortak özelliği değil miydi? O zaman ben gayet buraya bir numara yapıyı yazabilirim şöyle birle göster belki oraya yazarsam karıştırırsınız şöyle göstermiş olayım biri Tabii ki koyabilirim Işık enerjisini kullanma dediğimiz zaman bunu sadece kimler yapabilecek fotoototroflar yapabilecek yani iki bu tarafa yazmam gerekiyor Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanmak da ortak bir özelliktir. İster fotosentez yapsın, ister kemosentez yapsın, ototroflar karbon kaynağı olarak mutlaka atmosferden karbondioksit alır. Atmosfere oksijen verme de hepsinde ortak olarak görülmüyor. Bitkiler fotosentez tepkimelerini yaptıkları zaman atmosfere oksijen verebiliyorlar ama bazı bakteriler fotosentez yaptığında oksijen vermiyor gençler. Kemosentez sonucunda da oksijen açığa çıkmayabiliyor. O yüzden de bunu ortak olarak almayacağız. Hangileri yazılabilir dediği için cevabımız 1 ve 3 şeklinde olacak. Diğer bir sorumada geçiyorum. En sonda da konuyu özetlemiş olacağım size. Üretici canlıların tümü için özelliklerinden kaç tanesi ortaktır? Şimdi üretici canlı deyince hemen aklıma hem fotoototroflar geldi, hem kemoototroflar geldi. Ökaryot yapılı olma dediğimiz zaman fotoototroflar ökaryot yapılı olabiliyor. Ama kemosentez yapan ökaryot bir canlı yok. O zaman bu gitti. Klorofil bulundurma fotosentez yapanlarda klorofil bulunur ama kemosentez yapanlarda yok ki. Prokaryot olma dediğimiz zaman yani ökaryot yapılı üreticiler de var kesinlikle ortaktır diyor. Tamam kemosentez yapanlar prokaryottur. Bazı fotosentez yapanlar da prokaryottur. Ama ökaryot da kendi besini kendi üreten var alamadım. Karbondioksit özünlemesi hepsinde ortak. Özümleme ederken derken yapıya katma yani tepkime de kullanmaktan bahsediyor. Çok hücreli olma da hepsinde ortaktır diyemeyiz. Dediğim gibi bakterilerin fotosentez, kemosentez yapanları var. Onlar tek hücreli canlılar. Kaç tanesi kesinlikle ortaktır deyince cevabımız yalnız bir oldu. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Heterotrof canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ortaktır? Çok hücreli ökaryot canlılardır. Yo bazı bakteriler de heterotrof besinlerini doğadan hazır olarak alıyorlar. Yani tek hücreli ve prokaryot da olabilir. Sadece hücre içi sindirim yaparlar. Yo, enzimlerini dışarıya gönderip parçalayıp içeriye besini alabilirler. Otçul, etçil veya hepçil olarak beslenirler. Yo, ayrıştırıcılar da heterotrof canlılardır. Tek hücreli prokaryot canlılardır. Yo, çok hücreli ökaryot da olabilirler. Karbon ihtiyaçlarını organik besinlerden karşılarlar. Bu doğru. Karbon ihtiyacımızı mutlaka besinden karşılıyoruz gençler. Fotosentez ve kemosentez yapanlar atmosferden karbon alır. Bunu besin yapısına katar. Besini de ben yiyince benim yapıma karbon geçmiş olur diyeyim çürükçül beslenen canlılar için unutma çürükçül ayrıştırıcı sap profit aynı şey sorularda üçü de karşınıza çıkar. Hücre dışı sindirim yaparlar. Evet genellikle bunlar tek hücreli canlılar. Enzimlerini dışarıya gönderip organik atığı parçalıyorlar. O yüzden de hücre dışı sindirim yaparlar diyebilirim. Hücre dışı sindirim yaptıkları için bunların sindirim enzimleri tabii ki gelişmiş olacak. Tamamı tek hücrelidir diyor. Hayır bazı çok hücreli mantarlar da ayrıştırıcı canlılardır. Bir kısmı zarla organel bulundurur. Mesela mantarsa mantarlar ökaryot hücre yapısına sahip. Tabii ki zarlı organel bulunduracaklar. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Yani D'ye düşmüş oldu. Bir tane daha soru çözüyorum. Gençler konunun özetine gelmiyormuşum. Bir iki tane sorum daha varmış. Onları da çözelim. X canlısının organik atıkları inorganik parça, maddelere parçaladığı bilinmektedir. O zaman X canlısının ne olduğunu biliyoruz. Bu canlı bir kere organikleri inorganiğe çevirdiğine göre ayrıştırıcı bir canlıdır. Y canlısı ortamda sadece bitkisel besinlere alarak hayatını devam ettirebiliyor. O zaman Y canlısı heterotrof beslenme özelliğine sahip. Sadece bitkisel besinlerle de beslendiğine göre heterotrofların da otçulu bu. Buna göre X ve Y canlılarında özelliklerinden hangileri ortak olabilir? Bak kesinlikle dememiş. Zarlı organel bulundurma bunu mantar olarak kabul edersem otçul canlılar zaten ökaryottur. Zarlı organelleri bulunur. Çok hücreli olma ayrıştırıcıyı mantar olarak çok hücreli bir mantar olarak kabul edersem zaten otçullar çok hücrelidir. Bu da ortak olabilir. Işık enerjisini kullananlar bir kere ototrof yani kendi besini kendi üreten canlılardır. Bu ikisi de heterotrof. Otrof canlı olabilirleri sorduğu için cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Böcekçil bir bitki ve öglena için özelliklerinden hangileri ortaktır? İnorganik madde ihtiyacını bulunduğu ortamda karşılama, inorganik maddeleri kimse sentezleyemez. Herkes doğadan hazır olarak alır. Kimi yazarsa yazsın zaten doğru diyecektim. İnorganik madde üretilen bir şey değil, doğada bulunan bir şey. Dış ortamdan aldığı besinlerden enerji ihtiyacını karşılamayı kabul etmedim. Neden? Böcekçil bitki sadece sadece azot ihtiyacını böcekten karşılıyor. Besinlerini kendi sentezliyor. Azotunu dışarıdan aldığı için heterotrof diyoruz. İkisinde de kloroplast organeli var. İkisi de tabii ki ışık varlığında karbondioksit özümlemesi yaparak fotosentezi gerçekleştirebiliyor. O zaman cevabımız 1, 3 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Holozoik beslenen canlıları ve bu canlılara ait özellikleri hangi seçenekte eşleştirilmiştir diyor. Nasıl aklımızda kodlayacaktık gayet benim uydurduğum bir kodlama ama gençler bence aklımızda kalmasını sağlar. Her bivorlar her yerden yemek bulabiliyor her yerde ot var o zaman bunlar otçul canlı dediğimiz canlılardır karnivorlar karınları çok büyük o zaman bunlar karınlarına ne sokuyorlar et etçil canlılara karnivor diyorduk omnivorlar her şeyi yiyorlar yani bunlar hepçil canlı dediğimiz ikisiyle de beslenebilen canlılardı hayvansal besinlerle beslendiğine göre ikinin kime gitmesi gerekiyor? Tabii ki etçile gitmesi gerekiyor. Sadece hayvansal besinlerle beslendiğine göre. Bağırsakları diğer canlılara göre daha uzun olan hangisi oluyordu? Otçul canlılar. Bunların bağırsakları etçillere göre çok daha uzun bir haldeydi. Ayı, fare, maymun bu grupta yer aldığına göre bunlar işte maymun fare bunlar hem otçul beslenme özelliğine sahip hem etçil beslenme özelliğine sahip o zaman C'yi de buraya yazmış olduk. Neyi arıyormuşum? BAC şeklinde olmasını arıyorum. Onun da B seçeneğinde olduğunu gördüm diyeyim gençler. Hemen konumun özet kısmına da geçiyorum. Beslenme şekillerine göre canlıları, üreticiler, ototroflar yani kendi besinle kendi üretenler, tüketiciler besinlerini doğadan hazır olarak alan yani heterotroflar hem de bu iki özelliğe de sahip olan hem üretici hem tüketiciler olmak üzere üçe ayırdık. Üretici canlılar kendi besini kendi üretirken ışık enerjisini kullanıyorsa fotoototrof, kimyasal enerjiyi kullanıyorsa kemoototrof otrof dedik. Tüketici canlılardan holozoik beslenenler besinlerini katı parçalar halinde alıyordu. Otçul, etçil ve hepçil olmak üzere üçe ayırdık. Ayrıştırıcı canlılar ise organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyorlardı. Bazı bakteriler, bazı mantarlar, cıvık mantarlar ayrıştırıcı canlılara örnekti. Böcekçil bitki ve öklena da hem üretici hem tüketici beslenen canlılara örnek oluyordu. Böylelikle bu konumuzu da bitirmiş olduk. Gençler hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.